Necati abi, gerçekten bir içli köfte yemek için Hatay'a kadar gitmemize gerek var mı? İçli köftenin iyisini dayılar yermiş. İyi de sen dayı değilsin ki. Boş muhabbetten ötürü uçağımız 15 dakika röter yemiştir. Afiyet olsun. Niye olmuyor? Beyefendi, otobüs biletiyle uçağa binemezsiniz. Belki binemem ama o uçak kalkacak. Hayal gücü yolculuğu. Merhaba, içli köfte dünyasına hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? Çorba var mı? Var. O zaman bana bir dürüm. Tebrikler. Bu şakayı yapan 1 milyonuncu kişi olduğunuz için bizden bir mutasyon içli köfte kazandınız. Garson, ben tek lavaşa sarın demiştim ama yorgana sarmışsınız. Gel içli köfte, gel buraya, artık benimsin. Necati abi dur. Beni de paket yapın bari. Sokak hayvanlarına verirsiniz. Mutasyon içli köfte, dur! Necati abi dur! Canan dur! Şakir dur! Ben niye durayım? Sen kimsin? Tren geçiyor, dikkat et! Çır! Çır! Hadi ama! Çocuklar, yardım edin. Kaçma köfte Merlo. Senle ben bir dosttan öte olabiliriz. Tost olabiliriz. Siz kimsiniz? Ben mutasyon balık. Arkadaşım da mutasyon içli köfte. Ben de mutasyon ayran. Bakayım. İyi de sen dümdüz şalgamsın. Öyle miymiş? Mutasyonlu değilsem sizinle niye takılıyorum ki ben? Niye hepiniz mutasyonlusunuz? Bilmem. Neden arkadaşınız beni kovalıyor? Çünkü sen kaçan bir içli köftesin. Dayanamadım. O da neydi? İşte bulduk mutasyonların nedenini. Çocuklar, bunu bana bırakın. Hey, sen! Kim, ben mi? O fabrika atını sorumsuzca etrafa saçamazsın. Ya, öyle mi? Evet, hortum çok ağır. Daha düzgün tut, yoksa bir yerini inciteceksin. Çevir Şakir, çevir. Kapatmalıyız musluğu. Deniyorum. Hey siz, burası özel bir mülk. Çıkın dışarı. Evet, gidin başka yerde oynayın. Topunuzu mutasyonlarım bak. Sen de. Anlamıyorum. Neden fabrikaya karşı çıkmıyorsunuz? Köyünüzü ne hale getirmiş? Çünkü fabrika köyümüze bolluk getirdi. Sağlığınız kötü olduktan sonra bolluğun ne önemi var? Bu köyde fabrikaya karşı çıkan tek bir kişi var. O da veteriner Yaşar. Affedersiniz. Veteriner adında bir Yaşar gördünüz mü? Teşekkürler gözüm. Üzgünüm Zürafa Selim'e. Öyle bir mutasyona uğramışsın ki artık sana botanikçinin bakması lazım. Buyurun, şikayetiniz neydi? Biz fabrikaya karşı çıkacaktık da. Peki böyle yapınca bir ağrı oluyor mu? Hayır ama ağrıma gidiyor. Arkadaşlar, bu bölge nesli tükenmekte olan Gazella Gazella'nın yaşam alanı. Gazella adı mıymış, soyadı mı? Anlamadım. Ya da dur söyleme, sürpriz olsun. Gazella Gazella, yani dağ ceylanı. Eğer onun burada yaşadığını kanıtlayabilirsem, fabrikayı kapatmak zorunda kalırlar. Ama fotoğrafını çekmek çok zor. Çünkü ürkek bir hayvan. Ayrıca fabrikanın sahibi sesler çıkararak onu korkutup kaçırıyor. Arkadaşınızmış. Hazır gelmişken düğün fotoğrafımı çeker misin? Biz sana yardım edelim.
gideriz Yaşar abi. Gidip o ceylanın fotoğrafını çekelim. Tamam ama tripoduma ihtiyacım var. Necati abi bırak, tripodla evlenemezsin. Ya daha balayla mahalara gidecektik. Mahamalar olmasın. Hayır mahalar. Arka bahçelerine havuz yaptırmışlar. Tamam oldu. Sen dikkat dağıt, gerisi bizde. Hop duru dut duri, beni batıp gazıyla, bazıyla bazıyla, beni batıp gazıyla. Efendim, dağ ceylanı yine gelmiş buraya. Oh, ne kadar irileşmiş. Kesin mutasyon patateslerden yiyor. Çabuk arabamı getir bana, yürüyerek yetişemem. Bazıyla. Necati abi, kaç şimdi. Gaza maço. Şunu da çıkaralım. İşte patenlerim. Buraya bir daha gelmeyeceksin demedim mi? Yakalayamaz ki. Gazella peşinde yolumuz zorlu geçecek. Hazır mısınız? Hazırız. Ama bana da biraz yer açın. Yer açın, yer açın. Arkada yer görüyorum. Kedi gibi kıvrılırım ben oraya. Dağ ceylanının ara ara buraya geldiği söyleniyor. İşte orada. Künefe yiyor. Sakın korkutmayın. Üç porsiyon daha. Şuradaki arkadaşlar yolladı. Aa, gitmişler. Kimse. Hadi çek fotoğrafını. Gözlerimi alamıyorum. Affedersin. İmdat. Dur kaçma. Sana zarar vermeyeceğiz. Durun. Künefenin parası. 225 lira. Kart geçiyor mu? Ne diyorum ben? Parayı onlar verecek. Künefe kovalaması. Şuradaki minibüse bindi. Dolaşın. Çok hızlı. Künefe parası. Hop, minibüs parası. Siz gidin, ben onları oyalarım. Nasıl oyalayacaksın? Bilmem, tavla oynayalım mı? Üç kişi nasıl oynayacağız ki? O zaman çocuğu boş ver. Gel biz ikimiz oynarız. Çok sıkıcı bir oyalama oldu bu. Dur artık, dur. Canan, al sen git fotoğrafını çek. Ben kurtulurum buradan. Tamam. Affedersiniz. Beni çeker misiniz buradan? Çöp. Çöp. İşte seni köşeye kıstırdım. Gülümse. Sana yardım etmeye çalışıyorum. Fotoğrafını gösterirsem çevreye zararlı fabrikayı kapatacaklar ve köylüler kurtulacak. Neden benden kaçıyorsun? Bilmiyordum. Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum. Çünkü avcılar burada yaşadığımı öğrenirse peşimi bırakmaz. Uçan yumurta. Ama köylünün kurtulamamasının sorumluluğunu alamam. Al, vesikalığın bu flash bellekte. Ha? Ama bilgisayar yok ki yanımda. Zaten içinde değil, üstünde. Fotoğrafımı yayınlayıp yayınlamamak senin kararın. Gideyim de iki yumurta kırayım, karnım acıktı. Süper zıplayış. Yakalayamadı ki. Git, buralarda gözüme görünme. Ha? Sen dağ ceylanı değilsin. Ha, sen de dağ ceylanı değilsin. Şaşırdın mı kardeşim, sen kimsin? Tamam, bir sen cevap ver, bir de ben. Anlaştık. Önce sen sor. Patlıcan musakka mı, musakka patlıka mı? Yüklesene hadi fotoğrafı. Niye kaldırıyorsun telefonunu? Köyün kurtulması için başka bir yol olmalı. Bilemedin. İyi bir dürümü yerken önce koklamalı, sonra bir bardağa koyup çalkalamalısın. Ha, Necati abimin sesi bu. Bu fabrika patronuyla konuşuyor. Kamerayı verin çabuk. Neden ceylan kılığına girdin? Diğerleri gerçek dağ ceylanını ararken seni oyalamak için girdim. Heh. Sıra bende. Ne sorsam acaba? Psst, Necati abi, fabrika atığını sor. Yok sevmedim. Kavun mu seversin, sabun mu? Ne alaka? Ben de öyle düşünmüştüm. Ne izliyoruz biz? Şşş, sen sormadan ben söylüyorum. Köylüleri hiç önemsemiyorum. Atıklarım onları zehirliyor ama şapşallıklarından anlamıyorlar bile.
Azıcık akılları olsa fabrikayı zorla kapatırlar. İşte şimdi sinirlendik. Mutasyon kamyonu getirin. İpi fabrikaya bağladım. Durun durun. Benim hayal gücümle izleyeceğiz bu sahneyi. Hayal gücüyle her şey çok daha eğlenceli. Teşekkürler çocuklar. Sayenizde Dağ Ceylan'ı güvende olacak. Fabrika da gitti. Yavaş yavaş eski halimize dönüyoruz. Şimdilik evet. Ama buraların koruma altına girmesi gerekiyor. Onu bana bırakın. Burası içli köfteyle bana emanet. Size söyle.